imza günleri benim için buluşma günleri, sohbet günleri. Kitap fuarı açıldı. Ankaralılar fuara akın etti. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek büyük ilgi gördü. Hem eski dostlarla tanışmak, hem yeni arkadaşlar, dostlar kazanma günleri. 17. Ankara Kitap Fuarı Ata Kongrezyum Merkezi'nde yurttaşlara kapılarını açtı. Yurttaşlar fuara yoğun ilgi gösterdi. Kitap fuarı gerçekten çok güzel. Arkadaki sahifeleri gezdik daha çok. 27 Mart Pazar gününe kadar açık olacak Ata Kongrezyum Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki fuarda çok sayıda yayın evi yer aldı. Her aradığım türden kitap var, yani birkaç tane kitap aldım böyle. Hangi kitaplar aldın? Roman mı, hikaye mi? Yani böyle manga aldım. Seviyorum böyle romanları. Kendisini çoğaltmak isteyen, toplumun ana değerlerini çoğaltmak isteyen, bunu bütün insanlığın ürünü haline getirmek isteyen herkesi kitap fuarına davet ediyoruz. Fuarda eserlerini sergiye çıkartan Kaynak Yayınları, 60'tan fazla kitap kaleme alan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i konuk etti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek de kitap fuarının katılımcıları arasındaydı. Perinçek Kaynak Yayınları standında yurttaşlara kitaplarını imzaladı. Kaynak Yayınları'nın masası önünde uzun kuyruklar oluştu. 7'den 70'e yurttaşlar Perinçek'e kitaplarını imzalatmak için sıraya girdi. Hep mutlu olduğum çalışmalarım içinde. Evet. Bir de tabii kitap güzel bir şey. Kitap bütün insanlığın tecrübelerini biriktiren eserler. Kitabın da ayrı bir anlamı var hayatımızda. Onun için kitap fuarları ve imza günleri bizim bir mutluluk kaynağımız. Kitaplarını imzalatan yurttaşlar Vatan Partisi lideri Perinçek'le hatıra fotoğrafı da çektirdi.